Şimdi size Amerika'yı tavuklarla alakalı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi mesela şurası tavukların yumurtladığı bir holluk örneğin. Bak tavuklar boş boş geziyor. Amerika bakar, tavuklar yumurta yapmıyor, herhangi bir şey yok. Hayatta gelip mesela bu tavuklara dokunmaz. Niye? Yumurta yok. Bu ne? İşte yeraltı kaynağı, petrolüydü, o suydu, bu suydu yok böyle. Hayatta dokunmaz. Fakat gördüğünüz gibi şu şekilde kaynak olursa, işte burası da mesela tavukların seçmiş olduğu farklı bir folluk. Bu şekilde ise eğer Amerika oraya göz koyar. O kaynakları ele geçirmek zorundadır. Bundan dolayı korkuyorum mesela Amerika böyle bu tarafa yumurtlayan, o tarafa yumurtlayan tavuklar onun için önemsizdir. Fakat bu şekilde verimli bir şey varsa Amerika gelir el koyar. Bombalar, katildir. Ha Amerika ne yapar? Bak burada da mesela tavukların yumurtladığı o köşe var. Yumurta yok. Hayatta gelip Amerika dokunmaz. Hoş gerçi burada köpeğimiz de koruyor. Neyse konumuzu çok dağıtmayalım. Amerika yeraltı kaynaklarını bir ülkenin varsa eğer o ülkeyi zayıflatır, kendine muhtaç eder. Ondan sonra da onları almaya başlar. O ülke eğer baş kaldırırsa Amerika'nın canına minnet. Niye? Amerika'nın tek gelir kaynağı sömürgeleri değildir. Silah satıcısıdır dünyanın en büyük. Şu anda Amerika'nın silah stokları ağzına kadar dolmuş durumda. Ne yapması lazım? Ukrayna Başkanı Zelenski gibi bir tane aptal diyeceğim ama aptal bir vatan haini o. Öyle birini bulması lazım. Ya da İsrail Başbakanı Netanyahu gibi bir aptal bulması gerekiyor. Bunlara işte birini Filistin'e göya şey yapar, dini şeyleri kullanarak. Ötekine de işte bak seni ben özgür yapacağım. Rusya'nın şeyinden kurtaracağım diyerek savaşa sokar. Onların kaynaklarını diye hortumlar güzelce. Onun dışında da bütün elindeki silahları deposu dolmuş durumda ya artık. Üret, 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 üret. Ona stok nereye koyacak? Yer lazım. Boşalt şeylerin üstüne. Ukraynalı ölmüş umurunda mı? Filistinli ölmüş umurunda mı? İsrailli ölmüş umurunda mı? Rus ölmüş umurunda mı Amerika'nın? Silah satıyor arada. Ha ne oluyor? En büyük petrol şeylerini Amerika zaten şu anda ele almış durumda değil mi? Petrol rezervlerinin birçoğu Amerika'nın kontrolünde. Petrolün fiyatı ne oldu? Vort yukarı gitti. Ne oldu? Gene Amerika zenginleşti. Elindeki şeylerin yoksa Amerika bitmek üzere. Bitirecekler artık. Bütün ülkeler istemiyor. Kimse istemiyor Amerika'yı. Fakat güçlü diye kimse bir şey yapamıyor. Amerika parasal olarak bitecek. Böyle aptallar olmasa Türkiye'yi de Yunanistan'la mesela savaştırmaya çalıştılar. Niye? Oh iki tarafa da bol bol silah verecek. Kaynaklarından faydalanacak. Elindeki silah stoğunu azaltacak. Türkiye düşmedi mesela o Tonga'ya. Ama Zelenski ve Netanyahu valla aptal diyorum ama aptal değil bunlar. Onlar yetiştirilip bizdeki FETÖ gibi araya sokulmuş adamlar işte başa da gelince böyle emir yetki ellerinde oh savaşa da sokar ülkelere bir de gaza getirir insanları. Neyse olan siviller oluyor onlara acıyorum. Ha, bizdeki bu arada o lafımı sokmadan da edemeyeceğim. Bizdeki din düşmanları diyorum artık onlara Müslüman düşmanları. Filistin topraklarını sattı diye zırlar. Ulan gidin bir kere de Amerika'yı suçlayın be. Hesapta bunlar Amerikan düşmanı, biz Amerikan seveceğiz. Hesapta onlara göre tabii ki. Neyse yumurtalar yolunda anlatmaya çalıştım. Yumurtalar yolunda da bitireyim bu konuşmamı. Boş boş gezen tavuklara, aptal tavuklara Amerika dokunmaz. Yem mi atar önlerine böyle bir avuç buğday atar ki aç kalmasınlar diye. Ama şöyle yumurta stoğu olan bir yer. Hoş bu stok dediğimiz bugün işte birkaç tane yumurtlamışlar sadece bizim tavuklar. Böyle bir maden bulursa Amerika onu korumak, savunmak isteyeninde bir güzel havaya uçurur, öldürür, acımaz. Çoluk çocuk dinlemez. Niye? Ha, Amerikalılar demiyorum bakın. Amerika diyorum. O başta bulunan Amerika'nın da artık şeref, insanlık, haysiyet olmayanlar. Şu civcivleri düşünürse bunları bombalayarak öldürür. Sırf o yumurtaları alabilmek için. O kadar şerefsiz onlar çünkü.